Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci sınıflar için özel hazırladığımız Bilsem soru örneklerini çözeceğiz. Sizlere tüm soruları detaylıca açıklayacağım. Ama sorularınız olursa her zaman yorumlar kısmına yazarak sorabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevaplayacağım. O halde vakit kaybetmeden hemen ilk sorumuzla başlayalım. Burada 4 tane meslek verilmiş. Yanlarındaki kelimelerle bu mesleklerin bir bağlantısı var. Fakat bir tanesi farklı bir ilişki içinde. Soruda onu bulmamızı istiyor. Hemen inceleyelim. Pilot uçağı kullanan kişidir. Kaptan gemiyi kullanan kişidir. Makinist treni kullanır. Fakat öğretmen-öğrenci ilişkisi farklıdır. O halde doğru cevap D şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. Bu bir görsel zeka sorusu. Yukarıdaki şekillerden hangi ikisini birleştirirsek tam bir daire oluştururuz? Bunu soruyor. Hemen bakalım. Siz de görüyorsunuz değil mi? 4 ve 5. şekil birleşirse bir daire tamamlanmış olur. 4. şekil 5. şeklin sol üst köşesini tamamlar. Doğru cevap D şıkkı. Sevgili arkadaşlar, bu tarz sorular görsel zekanızı değerlendirmek için sorulur. Görsel zekanızı geliştirmek isterseniz de MentalUp uygulamasını indirip içindeki görsel zeka egzersizlerini yapabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Her gün düzenli olarak egzersiz planınızı tamamlayın. Zaten size her gün hangi egzersizleri yapıp ne kadar geliştiğinizi gösteriyor. Haftalık raporlama yaparak yaş grubuna göre seviyenizi ve yüzdelik diliminizi de gösteriyor. Bilsem'e hazırlık için daha iyi bir uygulama düşünemiyorum. Mutlaka günlük MentalUp egzersizlerinizi çözün. Ne kadar çok egzersiz çözerseniz kendinizi o kadar geliştirirsiniz ve bu tarz soruları da daha hızlı çözersiniz. Sıradaki sorumuzda bize 3 tane madde verilmiş. Avrupa, Ankara ve Dünya. Dikkatli olun. Büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istiyor. En büyük Dünya'dır. Yani 3 numara. Ardından Avrupa gelir. Yani 1. Bu 3 arasında en küçük de Ankara'dır. Yani 2. 3, 1, 2 şeklinde olacak dizide. Bu da C şeklinde var. Bu sorumuzda ise 3 tane sembol verilmiş. Bu semboller kullanılarak hangi sözcüğün şifresi oluşturulabilir diye soruyor. Şimdi elimizde 3 farklı sembol varsa oluşturacağımız kelimede 3 tane farklı harf olmalı değil mi? Hemen şıkları inceleyelim. A şıkkında kaç farklı harf var? H, A, M, L harf. 4 tane farklı harf var. Olmaz. Eksik kalıyor. B şıkkında A, N ve E harfleri var. Bu sözcük için 3 sembolle şifre oluşturulabilir. Doğru cevap B şıkkı. Bu soruda 4 şıkta meyve ve sebzeler var. Hangisi diğerlerinden farklıdır onu soruyor. Hemen bakalım. A şıkkında çilek, B şıkkında karpuz, C şıkkında mısır, D şıkkında ise fındık var. Sevgili arkadaşlar, çilek, karpuz ve mısır ağaçta yetişmez. Fakat fındık ağaçta yetişir. Özellikle Karadeniz bölgesinde fındık ağacı bolca vardır. Bu tarz sorular da ara ara karşımıza çıkıyor. Meyve ve sebzelerin nasıl nerede yetiştiğini bilelim. Bilmiyorsak büyüklerimize mutlaka soralım. Soframıza nereden nasıl geldiklerini de öğrenmeye çalışalım. Bu sorumuzda birbirinin ardından gelen 4 tane şehir var. Erzincan, Bursa, Şırnak, Bolu ve bir sonraki şehrin ne olacağını soruyor. Bu sorudaki şehirler farklı coğrafi bölgelerde. O halde şehirlerin konumuyla ilgili bir soru değil. Şimdi şehir isimlerini dikkatlice inceleyelim. Aslında burada bir bağlantı var. Erzincan kelimesinin sondan ikinci harfi A. Bursa, A'dan bir sonraki harf olan B ile başlıyor. B ile başlıyor. Bursa'nın sondan ikinci harfi S. Şırnak, S'den sonra gelen Ş harfiyle başlıyor. Şırnak kelimesine baktığımızda sondan ikinci harfi A. Bolu, yine A'dan sonra gelen B harfiyle başlıyor. O halde soru işaretinin yerine gelecek şehir ismi için Bolu'nun sonundaki ikinci harfine bakalım. L. L'den sonra gelen harf M. Demek ki bir sonraki şehir adı Malatya olacak. Doğru cevap A. A şıkkı.
Bu soruda 5 tane ünlü harf var. Hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu soruyor. Belki ilk etapta şekillerine göre hangisi ayrışacak diye düşünebilirsiniz. Ama bu soruyu farklı bir şekilde çözmemiz gerek. Bildiğiniz gibi Türkçe'de ünlüler ikiye ayrılır. Bunlar kalın ve ince ünlülerdir. Kalın ünlüler A, O, I, U harfleridir. İnce ünlüler de E, Ö, İ, Ü harfleridir. Harflere şimdi yeniden bakalım. A, O, U, I harfleri kalın ünlüdür. Sadece E ince ünlüdür. Demek ki doğru cevap B şıkkı. Ahmet'in 9 tane mavi, 6 tane siyah, 5 tane de kırmızı oyuncak arabası var. Ahmet 8 tane arabasını arkadaşına veriyor. Ahmet'in elinde kalan arabalar aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. 6 mavi araba, 6 siyah araba. B. 4 mavi araba, 4 siyah araba, 4 kırmızı araba. C. 3 mavi araba, 6 siyah araba, 3 kırmızı araba. D. 3 mavi araba, 3 siyah araba, 6 kırmızı araba. Şimdi öncelikle bu Ahmet'in toplamda kaç arabası var bir bakalım. 9 artı 6 artı 5, 20 yapar. Ahmet'in 20 tane arabası var. Buna göre 8 tane oyuncak arabasını verdiğinde kaç tane araba elinde kalır? Şıklardan giderek bulalım. A şıkkında 6 mavi, 6 siyah araba kalır. Bunun için 5 tane kırmızı, 3 tane de mavi vermiş olması lazım. B şıkkında 4 mavi araba, 4 siyah araba, 4 kırmızı araba kalır. 5 mavi, 2 siyah, 1 tane de kırmızı araba vermesi yeterli. C şıkkında da 3 mavi araba, 6 siyah araba, 3 tane de kırmızı araba kalır. Demek ki hiç siyah araba vermemiş. 6 mavi, 2 tane de kırmızı araba vermiş. Bu da olur. Peki arkadaşlar, B şıkkı nasıl olabilir? Ahmet'in en başta 5 tane kırmızı oyuncak arabası varken elinde nasıl 6 tane kırmızı araba kalabilir? Bu olmaz. Cevap D şıkkı. Dikkat gerektiren iyi bir soruydu. Bir sonraki soruya geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz beğenip takip ederseniz biz de daha fazla video hazırlayabiliriz. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Bu sorumuzda bir saat görüyoruz. 3.35'i gösteriyor. Eğer bu saati saat yönünün tersine doğru 90 derece döndürürsek saat kaç olur bunu soruyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay saat yönünün tersine ifadesi. Yani akrep 90 derece yukarı dönecek. Yelkovan da sağa doğru hareket edecek. Bu durumda akrep 12'ye, yelkovan ise 4'e bakar. Dolayısıyla cevabımız 12-20, yani D şıkkıdır. Ve gelelim bugünkü son sorumuza. Sevgili arkadaşlar, bu son soruyu birlikte inceleyelim. Fakat bu sefer ben çözmeyeyim. Siz çözüp cevabı yorumlara yazın. Bir sonraki videoda da çözümüne bakalım. Siz de küçük bir alıştırma yapmış olursunuz. Evet, bu soruda geniş bir küp var. İçi 3'e 3 küplerle doldurulabilir. En alt sıra tamamen dolmuş. Yani 9 tane küp konulmuş. Bir üst sıraya 2 tane, en üst sıraya da 1 tane küp eklenmiş. Fakat hala eksik küpler var. Kaç tane daha eklemeliyiz diye soruyor. Lütfen şekli güzelce inceleyip cevabı düşünün. Yorumlara bulduğunuz cevabı yazın. Bir sonraki videoda size cevabı açıklayacağım. Ayrıca kimler doğru cevabı vermiş kontrol de edeceğim. Son olarak da videonun açıklamalarında Mental App linki göreceksiniz. Onu da indirip size özel hazırlanan günlük egzersiz planınızı mutlaka tamamlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.